Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay, bir o kadar da lezzetli kakaolu sultan sarması ya da diğer adıyla saray lokumu tarifi hazırladım. Özellikle bu tarifleri yaparken birçoğunuz sararken çatlamasından dolayı şikayetçi. Bu tarifimizde öyle bir sorun olmayacaktır. Ben çok memnun kaldım. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Gelin hep beraber kolay yapımıyla saray lokumunun yapılışına geçelim. Öncelikle büyük boy fırın tepsisine çok kalın olmayacak şekilde biraz tereyağı sürüyoruz. Daha sonra üzerine hindistan cevizini serpiştiriyoruz. Tereyağı sürmemizdeki amaç hindistan cevizinin kaymasını engellemek. Ben bunu bir yerde izlemiştim. Tam hatırlamıyorum nerede olduğunu ama denemelik olarak yaptım. İsterseniz hiç tereyağı kullanmayabilirsiniz de. Zaten bir önceki tarifimizde tereyağı kullanmamıştık ve gayet kolay olmuştu. Kakaolu muhallebisi için 1 litre süt, yani 5 su bardağı, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker. Toz şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bizim için 1 su bardağı yeterliydi. 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde kakao. 3 yemek kaşığı. Malzemelerin hepsini topaklanma kalmayana kadar iyice çırpıyoruz. Daha sonra ocağın altını açın. Sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Koyu bir kıvam alıp kaynamaya başladıktan sonra üzerine 50 gram kadar tereyağı, göz kararı bir yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Bir paket şekerli vanilin de ilave edip tereyağı tamamen eriyene kadar iyice karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Bakın ne kadar güzel ve pürüzsüz bir kıvam oldu. Bu işlemden sonra artık direkt tepsinin üzerine döküyoruz. Ben ilk başta hindistan cevizini tepsiye dökmemiştim. Muhallebi yaptıktan sonra döktüm. Bu yüzden muhallebi 2 dakika beklediği için üzeri hemen kabuk tuttu. İyice çırptım. Ama o kabuklanmalar sorun değil. Çünkü önemli olan un topaklanması içinde kalması. Dökmüş olduğumuz kremayı tepsiye düzgün bir şekilde düzeltiyoruz. Muhallebi tepsiye düz derken dikkat etmeniz gereken kısım, her zaman spatulayı üstten hafifçe ileriye doğru sürmeniz ve çok bastırmamanız. Soğuması için buzdolabına kaldırıyoruz ve en az 2 saat dinlenmeyi bırakıyoruz. Eğer isterseniz bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Muhallebi tamamen soğuduktan sonra bir poşet krem şanti, 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde soğuk süt. Hepsi katılaşana kadar iyice çırpıyoruz. Tamamen soğumuş olan muhallebi buzdolabından çıkartıyoruz ve üzerine hazırlamış olduğumuz krem şantiyi sürüyoruz. Tarifimizi bu kısma kadar kesintisiz izlediyseniz yoruma kalp bırakabilirsiniz. O güzel yorumlarınızı ve kalplerinizi gördükçe inanılmaz mutlu oluyorum. Uzun bir spatula ile hepsini düzleştirdikten sonra artık kesme işlemine geçebiliriz. Muhallebimizi 12 eşit lokum olacak şekilde kesiyoruz. Ben önce uzunlamasına tam ortadan bir defa, daha sonra tepsiyi yan çevirerek 12 parça olacak şekilde kestim. Her kesme işleminden sonra bıçağımı mutlaka bir peçete ile siliyorum. Ben 12 parça olacak şekilde kestim ama siz isterseniz daha küçük keserek daha fazla lokum elde edebilirsiniz. Özellikle kenarda olan lokumu ilk başta sararak size göstermek istiyorum. Sadece bir bıçak yardımıyla kenarını hafifçe sıyırdım ve içine doğru alarak rulo yapıyorum. Oldukça kolay rulo yapılıyor. Ruloyu yaptıktan sonra hindistan cevizinin üzerine biraz daha gezdirin. Hatta elinizle şöyle yuvarlayıp tam düzgün bir görüntü elde edin. Daha sonra servis tabağına alın. Diğerlerini de aynı şekilde rulo yapmaya devam ediyorum. Çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Sadece uç kısmını üzerine doğru katlayın ve çevirerek rulo yapın. Tekrar hindistan cevizine bulayın. Bu hindistan cevizine bulama kısmı daha düzgün bir görüntü elde etmemizi sağlıyor.
Sağ sola götürüp getirdiğim halde ne çatlama ne de yırtılma var. Hiçbir şekilde bozulmuyor şekli, hatta daha düzgün görünüyor. Ben üzerinin tam düz olması için ekstradan Hindistan cevizi serptim. Zaten tepside oldukça fazla kalan Hindistan cevizini asla ziyan etmiyoruz. Daha sonra kullanmak üzere kaldırabilirsiniz. Her iki tarafı da oldukça muntazam görünüyor. Sunumu gerçek lokumdan farksız. Yaptığım bütün lokumları servis tabağına alıyorum. Son bir tanesini daha hızlı bir şekilde sararak sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Bakın üzerinde hafif çizikler gibi görünüyor. Krem oldukça yumuşak olduğu için Hindistan cevizine buladığınızda o çiziklerin hepsi kayboluyor ve çok da güzel bir sunumu var. İsterseniz hemen servis yapın. Buzdolabında dinlendirmenize gerek yok. Veya bir gece öncesinden misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Şeklini verdikten sonra ertesi güne kesinlikle şekli bozulmuyor. Buzdolabında muhafaza ettiğiniz zaman lütfen üzerini ya streç folyo ile örtün veya saklama kabında muhafaza edin. Yakın çekimle kıvamının ne kadar güzel olduğunu da tabii ki sizlere göstereceğim. Yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Kıvamı kaymaklı lokum edasında oldukça lezzetli ve yumuşak bir dokusu var. Mutlaka size de tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tariflerimden memnunsanız beğeni paylaşmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.